Yok, ben dışarıdayım. Çarşıdayım işte. Evet, çarşıdayım. Kardeşim selam, sana selam söyle yenge, Mahdiye, çocuklara. Nasıl? Mahviş nasıl iyi inşallah? İyi lan. Bir şey yok. İşte az önce yine bir cenaze törenindeydik. Bir hemşehrimizi gene öbür dünyaya uğurladık. Siz hayatta, şu dünya hayatında paylaşamayacağınız hiçbir şey yok. Onun için istiyoruz ki herkes birbiriyle kucaklaşsın, herkes birbiriyle sarılsın. Varsa çevrenizde, bildiğiniz ailenizde, çevrenizde birbiriyle küs olan, birbiriyle dargın olan, dinimizce biliyorsunuz dargınları, küskünleri barıştırmak çok sevaptır. Hatta bunun için gerekirse birimiz yalan söylemeye bile cevaz veriyor. Bunlara hep birlikte ön ayak olmamız gerçekten önemli. Bunu başarırsak inşallah, tabii İslam aleminde bizi üzen çok gelişmeler oluyor. Özellikle Suriye'de, kapı komşumuzda, diğer ülkelerde. Her zaman İslam aleminin birliği, beraberliği içinde dua ediyoruz. Rabbim inşallah bu günleri de geçirsin. İnşallah İslam ülkeleri birlik, beraberlik içerisinde hareket etsin. İşte bugün biliyorsunuz, biz de bayramın ikinci günü ama işte Arabistan'da bugün aslında bayramın birinci günü. Bu gibi farklılıklar da gerçekten bizleri çok üzüyor. İnşallah gelecekte İslam ülkeleri daha da birlik, beraberlik içerisinde, karşılıklı istişareler, dayanışmalar içerisinde böylesi farklılıklar inşallah gelecekte de olmaz diye ümit ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, sizlerden aldığımız vekaletle en iyi şekilde sizleri temsil etmeye çalışıyoruz. Az önce de söylediğim gibi bilmeden, farkında olmadan üzdüğümüz, kırdığımız hemşehrilerimiz varsa onlar da haklarını helal etsinler. Biz hiç kimseye karşı bir ön yargımız yok, hiç kimseye karşı bir küskünlüğümüz yok. Biz bütün hemşehrilerimizi seviyoruz, memleketimizi seviyoruz ve bir ekip halinde, birlik, beraberlik içerisinde memleketimizi daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz? Daha ileriye nasıl götürebiliriz? Kırşehirler olarak daha birlik, beraberlik içerisinde sadece Kırşehir'de değil, Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, yurt içi olsun, yurt dışı olsun, Kırşehirler birbirine daha yakın nasıl olur, nasıl kenetlenir? Hep bunun arayışı içerisindeyiz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ve istiyoruz ki herkes birbirine kalbini açsın, gönlünü açsın. Birbirimizin arkasından konuşmayalım, dedikodumuzu yapmayalım. Varsa söyleyeceğimiz herkesin yüzüne karşı söyleyelim. Doğruyu söyleyelim, hakkı söyleyelim. Ve birlikte hep beraber doğruya ulaşalım. Çünkü dedikodular, söylentiler, haksız eleştiriler her zaman bizleri de üzüyor. Maalesef bu şehirde çok küçük menfaatler karşılığında çok büyük şeyler yapmaya çalışan, çok büyük lekeler atmaya çalışan kendince böyle küçük insanlar da var bu şehirde. Biz bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince adil olmaya çalışıyoruz. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu siyaset bir gün işte başbakanımız da diyor, hepimizden gelip geçecek. Ben yarın milletvekilliğim bittikten sonra Kırşehir'in sokaklarında başım dik bir şekilde gezmeyi arzu ederim. Arkamdan hiçbir şey konuşulmasını istemem. Bu vekil şöyleydi, böyleydi, şunu kayırdı, bunu kayırdı, şu işe girdi, bu işe girdi, şu menfaati temin etti denmesini istemem. Allah'a şükür bugüne kadar da böyle bir şeye tevessül etmedik. İnşallah bundan sonra da etmeyiz. Onun için başbakanımızın da her zaman söylediği gibi hepimizin ortak arzusu şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Allah razı olsun, çalıştılar, koşturdular. Belki eksikleri oldu ama ellerinden geleni yaptılar, dedirtebilmek, çoluk çocuğumuza güzel bir isim bırakabilmek. Yarın bir gün evlatlarımız burada buralarda gezerken
senin baban iyi bir insandı, dürüst bir insandı, doğru bir insandı dedirtebilirsek bizim için en büyük miras budur ve bunun için çalışıyoruz. Ama dediğim gibi leke atmak kolay, iftira atmak kolay, ufacık hesaplarla insanları karalamak kolay. Onun için böylesi insanlarla birlikte mücadele edeceğiz. Bunlara prim vermeyeceğiz. Dedikodu yapanları ki öldüğümüz zaman ilk hesap sorulacak şey, insanlar zanneder ki işte namazdan hesap sorulacak, işte zekattan, oruçtan hesap sorulacak. Aramızda hocalarımız da vardır. Öldükten sonra ilk hesabını vereceğimiz şey gıybet etmek. Onun için dedikodu yapmamak, gıybet etmemek ki gıybet etmek insanın, Müslüman kardeşinin etini yemek gibidir. Onun için böylesi insanlarla, dedikodu yapan insanlarla, laf taşıyan insanlarla, şu adam şöyleydi böyleydi diyerek bilip bilmeden konuşanlarla hep beraber mücadele etmemiz lazım. Biri size haber getirdiği zaman araştırmamız lazım. Gerçekten doğru mu değil mi? Hemen aa öyleymiş diyerek inanırsak işte böyleyiz, böyleyiz olunca maalesef Kırşehir'de de bunu yaşıyoruz. Ankara'da da bunu yaşıyoruz. Çok kolay birbirimizi yiyoruz. Maalesef Kırşehirliler bu hasletimizden dolayı Ankara'da da böyle, burada da böyle birbirimizi yıpratıyoruz. Birbirimizi eleştirerek, moralimizi bozarak hizmet etme aşkından olsun, koşuşturma aşkından olsun insanlarımızı, hemşerilerimizi yıpratıyoruz. Onun için değerli hemşerilerim, gıybet etmeden, dedikodu yapmadan, bir haber geldiğinde onu çok iyi araştırarak, çok iyi konuyla ilgili kişilerle konuşarak gerçekten birbirimize güveni, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği inşallah pekiştireceğiz. Biz Kırşehir'in geleceğini çok iyi olduğunu görüyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. Ve gerçekten memleketimizin, Kırşehir'imizin aşkıyla işte belediye başkanımız olsun, milletvekilleri olarak bizler olsun, tüm arkadaşlarımız, teşkilatımız olarak şu güzel memleketimiz, şirin şehrimiz daha iyi bir noktaya nasıl gelir, nasıl kalkınır? Taş üstüne taş koyulursa çocuklar gibi seviniyoruz. Kim ne derse desin. Birileri bunun propagandasını yapabilir. İşte Kırşehir göç veriyor, küçülüyor. Kırşehir battı, gitti, göçtü diyenler olabilir. Ama Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz. Kırşehir'in geleceği parlak. Belki çok kısa zamanda değil ama orta vadede ve inşallah uzun vadede Kırşehir'imizi hepimize yakışır bir hale getireceğiz. Bunun için çalışıyoruz. İnanın belki her zaman aranızda olamıyoruz. Belki istiyorsunuz vekiller gelsin, dükkan dükkan gelsin, kapı kapı gelsin. Biz de çok istiyoruz. Ama yoğun bir şekilde de Ankara'da Kırşehir'in tüm meselelerini yakından takip ettiğimizden hepinizin emin olmasını da arzu ediyoruz. Sayın vekilimizle birlikte bakanlık nereye gidilmesi gerekiyorsa, Kırşehir için ne koparabilirsek onun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve işte böyle güzel günlerde vakit buldukça da sizlerin arasına girerek, sizlerle birlikte olarak, sizlerle vakit geçirmeye de yoğun gayret gösteriyoruz. Onun için hepiniz hakkınızı helal edin. İnşallah bundan sonra da birlik, beraberlik içerisinde sizlerin desteğiyle her zaman bizlere destek oldunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Kırşehir'imizin için birlikte güzel işleri yapacağız. Buna gönülden inanıyoruz. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri hep böyle güzel günlerde, mübarek günlerde, mutlu günlerde birlikte eylesin diyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sizlerin aracılığıyla ailelerde, evlerde bulunan teyzelerimizin, ablalarımızın, tüm ev halkının da bayramlarını tebrik ediyoruz. Onlara da lütfen bizlerin selamını iletin diyorum. Hepinize hayırlı bayramlar. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi değerli arkadaşlar biz şu ön tarafa geçelim. Bu sağ baştan başlayarak inşallah bayramlaşalım. Arzu ediyorum. Buyurun. Sağ taraftan gelelim. Yok, geçiyoruz. Paramız geçiyor.
Nereye gitti? Go ahead.